Yürü hadi oğlum. Altın kritik seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı FED açıklamaları sonrası kritik eşik olan 1200 doları gördü. Altına dair beklentileri de ALB Forex yatırım uzmanı Volkan Kuyucu'ya soracağız. Volkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Bu altında FED hareketini bize biraz anlatır mısınız? Bir de 1200 doları gördü ama üzerinde çok fazla kalamadı. Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim, özellikle şu anda altına biraz daha Fed'in doping etkisi yarattığını söyleyebiliriz ki bu faiz arttırım noktasında açıkçası hani Fed'in tarih konusunda net bir şey söylememesi belki hani ihtimaller dahilinde olmak üzere faiz noktasında 2016 bile olabilir ihtimaliyle birlikte ki bundan sonra FED verilere bakmaya devam edecek. Altın bu noktada kendini bir anda pozitif alana taşıdı. 1200 seviyesi yani 1200-1205 bandı bu noktada ulaşması gereken ilk hedef seviyeydi ki buraya da geldi. Şimdi bundan sonra altının önümüzdeki dönemde pozitif noktada kalabilmesi için 1215-1220 bandının üzerinde trade etmesi gerekiyor. Eğer altın mevcut haber kuşağı içinde eğer 1220 bandının üzerinde kalma çabasına tanık olursa muhtemelen yükselişini bir miktar daha genişletebilir gibi duruyor. Böyle bir durumda altını yeniden 1260 seviyelerinde görebiliriz. Tabii ki içeride gram altın 104 liranın da üzerine çıktı. 105 lira seviyesine yaklaştı. Buradaki asıl hikayede altının 1200 dolar ons olarak 1200 dolar seviyelerine gelmesi. Çünkü dolar TL'de şu anda 2.74-75 bandından 2.70 seviyelerinden işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Şu anda altını 105 lira seviyesine taşıyan ons fiyatıdır diyebiliriz. Peki Yunanistan etkileyebilir mi altını? Yani Yunanistan'la ilgili gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyabilir? Şimdi Yunanistan meselesi hani altın cephesi olarak bakıldığında yeni çıkan bir şey değil, bir sorun değil. Uzun zamandan beri Yunanistan'ı konuşuyoruz. Ama tabii ki Yunanistan'ın bir takvimi var. Bir 30 Haziran'da belirlenmiş bir takvim var ve takvimden yapraklar eksilmeye başladıkça ve bu konuda çözümsüzlüğe doğru hızla bir gidiş açıkçası altını bu noktada besleyebilir. Çünkü Yunanistan noktasında hani Yunanistan'ın kreditörlerle anlaşması ve yeniden kredi sağlaması hani gerek euro dolar üzerinde hani pozitif anlamında sınırlı bir etkiye sahip olabilir ama özellikle negatif yöndeki fiyatlamalar burada daha keskin ve belirgin olabilir. Yunanistan konusunda çözümün olmaması bu noktada altındaki olası yükselişin bir miktar daha önünü açabilir gibi görünüyor. Ama sadece Yunanistan değil, diğer taraftan faiz tarafına da bakıyoruz. Dolar endeksi dün sert bir düşüş yaşadı ve bugün itibariyle 93-78 seviyelerinde. Bu da tabii altını bir anlamda destekleyen faktör. Özellikle biz daha önceleri yaklaşık 1-1,5 ay önce altındaki özellikle Avrupa'da ve Amerika'da 10 yıllık faizlerde yaşanan yükseliş ki Alman 10 yıllıklarında neredeyse %1'e gelmesi altını 1175-1165 bandı üzerinde tuttu. Şu anda faizlerin kademeli olarak gerilemesi altında birazcık daha yükselişi destekleyebilir gibi görünüyor. Volkan Kuyucuk çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için ve sıra geldi.